Önümüzde playoff maçları var. Bunun da işte ilk ayağı Çorum. Ondan sonra Cizre'ye gideceğiz. Netsports'la playoff'a hazırlanacağız en iyi şekilde. Bizlerin amacı bu iki maçı da kayıpsız geçip hem içeride taraftarımızın önünde Çorum'u galibiyetiyle diğer haftada Cizre'ye gideceğiz inşallah. Oradan da 3 puan alıp ligi en iyi şekilde bitirip playoff'a iyi bir şekilde hazırlanacağız, çıkacağız. İnşallah bu yılda dediğimiz gibi sezon başı o sene bu sene dedik Karacabey Belediyespor adına, Karacabey adına, ilçemiz adına inşallah o kupayı buraya getireceğiz. Tek isteğimiz, arzumuz, inancımız da o yönde. Sağ olsun onursal başkanımız Ali Özkan, kulüp başkanımız Uğur Koçak, yönetici abilerimizle sezon başından bu zamana kadar birbirimize inandık, kenetlendik. Taraftarımız en büyük destekçimiz. Onlar da arkamızda olduğu sürece bizi yalnız bırakmasınlar bu haftada. Gelsinler. İnşallah dediğimiz gibi en iyi şekilde o kupayı buraya getireceğiz Allah'ın izniyle. İki takım açısından da çok önemli. Çorum bizim 6 puan gerimizde. Ama playoff hattıyla da 6. ile de arasında 4 puanlık bir fark var. O yüzden onlar adına çok önemli bir maç. Kaybettikleri zaman alttaki de kazanırsa, tabii son maçta da Adliye ile oynayacağını düşünürsek çok ciddi sıkıntıları düşebileceği bir pozisyona gelecek. Bizim açımızdan da biz de bu maçı galip gelerek en azından ikincilik veya üçüncülük şansını garantileyip playoff'a ev sahibi avantajını kullanmak istiyoruz. O açıdan iki takım için de önemli bir maç. Yani bir önemli açısı da şundan sebep, Çorum'a karşı bizim galibiyetimiz yok şu anda. İlk maçta da orada kötü bir yenilgi almıştık. Tabii bunu da telafi etmek istiyoruz açıkçası. Oyuncularım da bunun farkında. Bu maça çok önem veriyoruz o yüzden. Bunu söyleyebilirim. İlker'in bir durum var biliyorsunuz. Yani İlker bu hafta da aramızda olmayacak. Son hafta da büyük ihtimal olmayacak Cizre maçında. Ama inşallah şimdi Cuma günü onun bir kontrolü var. Doktor kontrolü. Playoff'larda oynar diye düşünüyoruz. Ama tabii Cuma günü gelecek rapor da bizim açımızdan önemli. İnşallah oynar diye düşünüyoruz. Onun dışında da İlyas cezalı pozisyonda. Başka eksiğimiz, sakatımız yok. Bir defa çok heyecanlı bir olay tabii ki. Karacabey'de bunu ilk defa yaşayacağız. Playoff heyecanını. Tabii bu eleme usulü maçlar sabır gerektiren maçlar. Çok değişkenlik gösterebilir. Tabii biz ilk önce ikinci veya üçüncü olup sağ avantajını yakalamak istiyoruz. Sağ avantajı derken neyi kastediyorum? İlk maçı deplasmanda oynayıp ikinci maçı kendi sahamızda oynamak istiyoruz. Seyircimizle bütünleşip, çünkü seyircinin o atmosferi en son Kocaeli maçında gördük zaten burada. Bir seyirci bir takıma ne kadar etki edebiliyor. Bunu seyircimiz göstersin. Sağ olsunlar, var olsunlar. O yüzden yani playoff maçlarında diyebileceğim deplasmanda iyi bir sonuç alıp içeride de seyircimizle bütünleşip galip gelmek. Sonrasında zaten final var. O da bildiğiniz gibi tarafsız bir sahada olacak. İnşallah biz finale kalacağız. Buna yürekten inanıyorum. Çünkü bu çocuklar bunu sonuna kadar hak ettiler. Ve ikinci yarıdaki gösterdikleri performansla da sahaya yansıttılar bunu. Biz bunu başaracak bir güçteyiz. Ben bunu sezon başından itibaren de söyledim. Ben bu takıma çok inanıyorum. İlk yarı tabii ki sıkıntılı süreçler de geçirdik. Ama biz bunların sebeplerini biliyorduk zaten. Devre arasında da bunu gidermeye çalıştık. Bu da sahaya zaten sonuçlara yansıdı. İnşallah sonuçta mutlu bir sonla bunu bitirmek istiyoruz. Öyle diyebilirim. Ya biz taraftarı Kocaeli maçındaki gibi görmek istiyoruz her zaman. Yani bunu Kocaeli maçında yapıyorlarsa her maçta yapabilirler. Bizi bıkmadan, usanmadan, bizden sıkılmadan bizi desteklesinler. Bunu söyleyebilirim. Bugüne kadar yaptılar. Burada zaten artık yani içeride Çorum maçımız var. Sonrasında eşleşeceğimiz bir maç var. İki maçta yapıp sonrasında final maçında da tarafsız sahada bizi gene yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Çünkü Karacabey'de bu potansiyel var. İnşallah biz de onların güvenini boşa çıkartmayacağız. Karacabey Belediyespor olarak playofflarımız kalmamız kesinleşti. Bu haftaki oynayacağımız Çorum Spor maçında yerimizi ve konumumuzu belirleme açısından önemli bir maça çıkacağız. Burada inşallah galip geleceğimize inancımız tamdır. Tüm Karacabey spor severleri, taraftarlarımızı bu maça mutlaka bekliyoruz. Centilmence güzel bir müsabaka izleyeceklerine eminiz. Çorum Spor'u da centilmence, sportmence ağırlayacağız. İnşallah galip gelip göndereceğiz. Taraftarlarımızdan ricamız lütfen
sükunetlerini, sakinliklerini 90+5 hakemin son düdüğüne kadar korusunlar. Çünkü geçen haftaki Kocaeli maçındaki ufak tefek sıkıntılardan dolayı neredeyse sahamız kapanma pozisyonuna gelmişti. Bu hafta centilmence güzel müsabaka izleyelim hep beraber ki playofflarda sakağımız kapanmasın. Lütfen buna çok dikkat edelim. Playofflarda inşallah bu takım ikincilige çıkacaktır. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Bir daha.